Oturtuyoruz. Birincisi öğrenci, ikincisi öğretmen, üçüncüsü veli. Bu üçlü sacayanın üçü de bizim için önemlidir. Biri eksik olunca eğitim yetersiz olur. Ondan dolayı velilerimizin bu manada eğitim alması, kitap okuması en az çocuklarımız kadar önemlidir. Çünkü bizim çocuklarımız en fazla anne babayı rol model alırlar. Anne baba eğer kitap okursa inanın çocuklar da okur. Hiç önemli değil. Okumaya yeni başlamış da olabilirsiniz. Yeter ki elinize o kitabı alın. Çocuklarımız sizlerin elinde o kitabı görsün. Bunu evde de devam ettirin. Göreceksiniz ki çocuklarımız kitap okuyacaktır. Çok güzel. Öğretmenlere teşekkürler. Müdürümüze, Milli Eğitim Müdürümüze. Oğlumla geldik. Ben de 30 yıl sonra ilk defa kitap okudum. Yani 89'da ilkokul mezunuyum. İlk defa kitap okudum. Bundan sonra hep geleceğim. Yani çocuklarımız bizim de kitap okuduğumuzu görüp de onlar daha çok kitap okumaya hevesleniyorlar. Bundan dolayı güzel bir etkinlik bizim için. Etkinliğimiz çok güzel. Yani böyle etkinliklerin biz veliler için, çocuklar için devamını bekliyoruz. Bunu sosyal medyadan duydum.
Ve çok merak ettim gerçekten. Çünkü kitaplar sessiz öğretmenlerdir diyorum ben. Ve kitap okumak insanın ruhunu nasıl yemek yemek midemiz için, bizim için, bedenimiz için gerekliyse, kitap okumak da ruhumuz için gereklidir. Kitap okumak insanın ruhunu güzelleştirir diyorum. Bence çok güzel ve eğlenceli bir etkinlik olmuş. Ve kitap okuma alışkanlığımızı daha fazla geliştirmiş oldu. Okumamızı da geliştiriyor. Bence çok güzel bir etkinlik olmuş. Çok sevdik.